Sizinki bir kuşku mu yoksa bir takım emareler var mıydı Fethullah? Yani Hakan Şükürler de bir onun çevresiyle birçok kez Pensilvanya'ya gittiğini çok iyi biliyoruz. Yani Hakan Şükür'le ve kardeşi Gökhan Şükür'le olan bağlantısını, yakınlığını bilmeyen yok. Ama bunlar tabii ki ayyuka çıkmış şeyler değil. Saman altı olmuş şeyler, bu tip şeyler. Peki bugün benim programımda hiç böyle bir şey olmadı dedi. Siz Acun Ilıcalı'nın bir koruma altında olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yani o kadar büyük konuşamam yani. Korkarım açıkçası. Devletten mi? Herhalde. Kimden korkacağım? Bir tek Allah'tan korkarım. Yani Acun'dan değil korkunuz anladığım kadarıyla. Asla, asla. Benim korkacak bir şeyim yok. Ben 50 yıldır bu devlete vergisini veren bir insanım. Yeri geldiğinde sanatçılar arasında birinci olmuşum. Vergi rekortmeni olmuşum. O yüzden korkacak bir şeyim yok ki benim yani. Apaçık her şeyim ortada. Kazandığım şey ortada. Verdiklerim ortada. Yani ben iki tane futbol takımım yok. Dünyanın futbol beşiği. Mehmet Ali Bey, Acun Bey sizle ilgili olarak dedi ki benim özel bir kinim olsaydı, iş vermemek gibi kinim olsaydı Mehmet Ali Erbil'e damadına kendi programımda yer vermezdim dedi. Siz de bana telefonda dediniz ki benim damadım falan değil, çarpıtıyor. O meseleyi bir anlatır mısınız? Benim kafam karıştı. Sizin bir damadınız var mı? Asla böyle bir şey yok. Ben de damadımla tanışmadım. Yani bir kızımın erkek arkadaşı, iki yıldır birlikte olduğu. Ben daha tanışmamış biri. Nasıl damadım oluyor? İşi nereden nereye götürüyor biliyorsunuz yani. Yani algı yanılması yapmaya çalışıyor. Şimdi damadımla ya da benim kızımla ne alakası var yani Survivor'ın? Ben hayatımda da seyretmemişim açıkçası yaptığı programı. Anladım. Peki şimdi bir diğer meseleye gelmek istiyorum. Ama ben tipi tek şunu istiyorum. Bir tane savcının bir beyninde kafasında bir şimşek çaksın ya. Allah rızası için. Bir tek şimşek çaksın ya. Çünkü yani Allah yürü ya kulum dedi ya, bir tek Acun'a mı dedi? Dilan Polat'ın avukatı da dedi. Allah dedi Dilan Polat'a yürü ya kulum dedi. Bunu diyen avukat da şu an içeride. Evet. Yani bir tek Acun'a mı dedi Allah yürü ya kulum bu televizyon dünyasında? Ben Tanrı'nın seçimlerine karışmam ama bunlar dünyevi işler tabii. Nasıl olduğunun açıklanmasında yarar var. Yani bir vergi mükellefi olarak merak ediyorum. Hepsinin kuruşu kuruşuna karşılığı çıkarsa şapkamı çıkartacağım ve Acun'un da elini öperim. Bunu da yaparım. Peki bugün size iş verse Acun, telefon açsa ya Mehmet Ali bırak bu işleri, kindarlığı, gel seninle çalışalım dese gidip çalışır mısınız? Yani o söylediklerinden sonra biraz zor. Benim için söylediklerinden sonra zor. Hangisine alındınız en çok? Yani şeye alındım. Aktörle prodüktör aynı eşdeğerde mi para kazanacak? O bana işte kin tutuyor. Çarkı feleği ona sundurmadık diye bana saldırıyor. Benim öyle bir şeye ihtiyacım yok ki. Çarkı feleği benim dışında da insanlar sundu bugüne kadar. Muazzez Ersoy da sundu. Beyefendi, belki haberiniz yoktur. Biliyorum, yani, var. Yani zaten o yüzden çıkışında da siz yoktunuz zaten. Siz devraldınız sonra. Ben öyle bir kompleksim yok ki benim. Ben birçok yarışmayı kendi vücuduma uydurdum. Kendi elbisem gibi sundum. Yani eyvah düşüyorum gibi, işte pasaparola gibi hepsini bambaşka sundum ben. Çünkü benim işim game show sunuculuğu. Bir tek presenter değilim ben yani. Buna oyunculuğumu katarım, başka şeyler katarım. Benim için sunuculuk budur.